İyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah tutulan oruçlarımızı kabul etsin. Diyorum şimdiden herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Diğer bayramların acısını çıkartacağız bu bayram inşallah. O eski bayramlar bambaşka. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bayramına artık sayılı günler kaldı. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara bu bayramda neler yapacaklarını sorduk. Bakalım vatandaşlar bu bayram neler yapacaklarmış. Ramazan bayramı çok kısa bu sene. 3 gün aile ziyaretleri olacak genelde. Ama bir şehir dışı programımız da var. Şehir dışına eşimle birlikte, çocuklarımla birlikte kısa bir şehir turu yapıp geleceğim. Yani başka bir şehre, Adana'ya kardeşlerimi, ailemle birlikte ziyaret edip geleceğiz. Peki ya sizce 3 gün yeterli mi? 3 gün yeterli mi? Yani çalışanlar için yeterli değil. Aradaki 2 günlük boşluk var. Ama devlet için, ekonomi için de bence yeterli. Fazla çalışmak gerekiyor. Şu anki ekonomik şartlara göre birazcık daha ihtiyaç var bence. Yaklaşık 2 yıldır bayramlarımız pandeminin gölgesi altında uzak bir şekilde kutlanıyordu. Evet. Bu sene bir nebze de olsun artık pandemiden arınmış bir şekilde kutlayacağız. İnşallah. Sizler bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz peki? Tabii daha keyifli bir bayram olmasını temenni ediyorum. Diğer bayramlar biraz daha mesafeli geçti. Bu bayram biraz daha herhalde kucaklaşma, samimiyet daha farklı olacaktır. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Peki buradan vatandaşlara bir şey söylemek ister misiniz? İyi bayramlar. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla bir arada geçirmeye çalışacağız. Tabii ki pandeminin geçmesi tamamen geçmiş sayılmaz ülkemize. Biraz daha dikkat ederek, bilhassa yaşlılarımıza daha saygılı olarak, tedbirler alarak geçirmeye çalışacağız. Memleketteyiz yani bu bayramda. Bu bayram yaklaşık 3 günlük bir süreç var, evet. Açıklanan verilere göre. Peki bu sizce yeterli bir süre mi? Yeterli tabii. Yetmeyecek bir şey yok yani, 3 gün yeter. Peki buradan vatandaşlara bir şey söylemek ister misiniz? Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah tutulan oruçlarımızı kabul etsin. Hayırlara vesile eylesin. Tekrar bayramları hepimize, cümlemize nasip eylesin. Vatanımıza, milletimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin cümlemize. Bu bayram tabii ki her zaman olduğu gibi örfümüze, adetimize uygun şekilde büyüklerimizi ziyaretle geçecek. Ama şunu söylemek isterim ki o eski birlik, beraberlik, kaynaşma maalesef kalmadı. Bu da biraz etkilemesinin sebebi bu pandemi dönemi maalesef etkiledi. Ama etkilemeden yine de büyüklerimizi saygı çerçevesi içerisinde ziyaret etmemiz her zaman için bizim için avantajlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, dediğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır Türkiye'deki bayramlar pandeminin gölgesinde bir buruk şekilde kutlanıyordu. Evet. Bu bayram bir nebze de olsa artık pandemiden arınmış bir şekilde kutlanacak. Evet. Sizce bu etkiler mi artık o eski bayramlara dönmemizi? Bence artık o etkileşim kalmadı. Allah'ın izniyle o sıkıntıdan kurtulmuş bir vaziyete doğru ilerliyoruz. İnşallah o eski bayramlaşmalara döneceğimizi umut ediyorum. Peki ya buradan vatandaşlara bir şey söylemek ister misiniz? Bu bayram vesilesiyle kalbini kırdıkları, küs oldukları, konuşmadıkları kişiler varsa barışsınlar, küslükle hiçbir yere varılmaz. Birlik, beraberlik zamanı. Pandeminin aksaması yani 2 yıldır bizi çok etkiledi gerçekten, kötü etkiledi. Aile ziyaretleri olsun, kalabalık ortamlar olsun. 2 yıla göre, geçen bayramlara göre bu bayram daha iyi olacağını düşünüyorum hep birlikte, büyüklerimizle birlikte, yaşlılarımızla birlikte. Herkesin güzel bayram geçirmesini diliyorum. Şimdiden herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. 2 senedir yatıyoruz. Pandemiden. Dolaşırız en azından. Şu an hala tatildeyim yani. Normalde İstanbul'dayım. Başka sor. Peki ya, özlediniz mi o eski bayramları? Ya özlemez miyiz tabii ya? Şimdi insanlar el öpmeye korkuyor. Misafirliğe gitmeye korkuyor. Doğru mu? Nerede o eski bayramlar diyor musunuz? Bizim çocukluk zamanımızda biz el öperken bile kokusu bir başkaydı. Yani akrabalık yaparken bir başkaydı. Misafirlik yaparken bir başkaydı. Sevgi saygı bir başkaydı. Hürmet. Şimdi insanlar birbirlerine gidip gelmeye korkuyor. Başka sor. Sizce o eski günlere geri dönebilir miyiz? Mümkün değil. Çünkü niye mümkün değil? Temelinde aile birliğinde insanlar ilk önce büyüğünü küçüğünü bilecek. Büyüğünü küçüğünü bilmediği için ne oluyor? Bayramlar da ölüyor. Merhamet duygusu olmuyor, saygı olmuyor. Çok yaşa. Peki ya, vatandaşlara buradan bir şey söylemek ister misiniz? Ne söyleyeyim?
anne babalar için söylüyorum. Çocuklarını iyi yetiştirmeye, iyi örnek olmaya tavsiye ediyorum. Bayramları o zaman daha iyi anlarız. Bu bayram çok serbest bir bayram olacak. Torunlar hep gelecekler, akrabalar gelecek, biz onlarla gideceğiz, konuşacağız bu bayram. Diğer bayramların acısını çıkartacağız bu bayram inşallah. Ha. Pandemi de kaçırdığınız iki bayramı bu bayram acısıyla i̇ki çıkaracaksınız bayram, diyorsunuz. Acısını çıkartacağım inşallah. Ha. Hiç evde durmayacağım, akrabalara geleceğim, dolaşacağım. Akrabalar çok sever beni. Ben de onları severim. Ondan sonra abime gideceğim, kardeşlerime gideceğim, şey diyeceğim, konuşacağız, şey diyeceğiz. Hepsini seviyorum inşallah. Hepsinin bayramları mübarek olsun. Abi peki vatandaşlara buradan bir şey söylemek ister misin? Vatandaşlara hepsinin mübarek Ramazan bayramı mübarek olsun. Hepsi sağlıklı, sıhhatli günler geçirsinler. Diyeceğim bu. Başka ne diyeyim şimdi? Ha, sağlıklı sıhhatli günler geçirsinler. Vallahi hiçbir şey yapmıyor da düşünmüyor. Kimsenin de zaten zevki de yok. İştahı da yok, bir şey de yok ya. Vallahi pandemi girdi. Pandemiden sonra şu savaş girdi. Ekonomik biliyorum işte, ekonomik şeyden dolayı. Kimsede de moral yok şu an için. İnşallah da iyi olacak. Peki ya sizler nerede o eski bayramlar diyor musunuz? Tabii denmez mi ya? Denmez mi ya? O eski bayramlar bambaşka. Onlar geri gelmez artık, bitti onlar. Eskiden sevgi vardı, saygı vardı bayramlarda, ziyaretler vardı. Olmaz olur mu canım? Şimdi herkes birbirinden kaçar oldu ya. Evvelkiler bambaşkaydı. Yani şimdi şöyle diyeyim ben sana, kesinlikle eskiyi arıyoruz yani. Onu da özellikle söyleyeyim. Peki sizce ilerleyen süreçte bu bayramlar eski bayramlara geriye döner mi? Dönmez. O geçti, bitti. Tren kaçtı. We'll be right back.